Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Golva.com'un ve Kayseri Özel Üme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eden Hazard transferiyle başlayalım. Normalde birçok arkadaşım bunu merak ediyordur. Eden Hazard transferinde Fenerbahçe'ye güçlü rakip diye. Real Madrid'in ayrılması beklenen ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği iddia edilen Belçikalı Yıldız Eden Hazard'a Premier Lig'den bir talip çıktı. Kaybedilen Galatasaray maçı sonrasında Süper Lig'de hareketlilik sürerken Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor. Ve sosyal medyadaki duyumculara göre Fenerbahçe Eden Hazard'la ilgileniyor. Evet, tam tabir bu. Biliyorsunuz ilk transferimiz de açıklandı. Adana Demirspor'dan Samet Akaydın transferi açıklandı. Ve kamuoyu aydınlatma platformuna yani KAP'a yapılan açıklamayla iş resmiyet kazandı. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin Eden Hazard transferiyle de bombayı patlatmak istediği iddiaları var. İspanyol basınında geçtiğimiz hafta çıkan haberlerde Fenerbahçe'nin Eden Hazard'ı kiralamak için Real Madrid'le temasa geçtiği yazılmıştı. Real'in kararı oyuncuya bıraktığı belirtilmişti. Şimdi arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size. Bakın, ortada hiç duyum yok. Duyum falan konuşmayacağım. Şimdi kafayı çalıştıran bir adam mantığıyla size ben bu haberlerin kaynağını anlatacağım. Siz de bulacaksınız. Yani siz de bunu bulacaksınız. Şimdi Eden Hazard, yaş 32, Belçika milli takımının oyuncusu. Batshuayi girdim. 2. Hasan Çetinkaya yıllar öncesi 3 Temmuz süreci. Süper. Piyasa değeri 7.5'a düşmüş, demek ki çok oynatılmıyor. Süper. Belçika milli takımı 126'ya 33. Tamam. Yani kesinlikle Batshuayi. Tartışmasız. Oynadığı maçlara bakıyorsun. Dünya Kupası'ndaki, Dünya Kupası'nda oynatılmamış herhalde. Ya da istatistiklere yansımamış. UEFA Uluslar Ligi yansımış, Dünya Kupası yansımamış. Bu sezon bakıyorsun 13 maç oynamış toplamda, hani Uluslar Ligi'nde 325 dakika oynamış. Milli takımın demek ki vazgeçilmez ismi. Onun dışında Real Madrid'de oynamıyor. Sözleşme bitiş tarihi. Tamam, hemen sözleşme bitiş tarihine bakalım arkadaşlar. 30 Haziran 2024, yani bir sezonu daha var. Mantık olarak sen Eden Hazard'ı niye kiralarsın? Alayım kendine getireyim diye kiralarsın. Ben mantık olarak yani alayım kendine gelsin diye. Peki niye alacaksın? Niye kendine getireceksin? Real Madrid'in işine yarasın diye. Şu an Fenerbahçe kendini mi düşünmek zorunda? Yani Real Madrid'i mi düşünmek zorunda? Kendini düşünmek zorunda. Eden Hazard sağ ayaklı, normal şartlarda 10 numara pozisyonda oynuyor ama son dönemlerde sol kanat oynuyor. Şimdi bu haberi yapan arkadaşlar adları soyadları kadar eminler ki Rossi'den sol kanat olmayacak maalesef. Joshua King'i sol kanada atsan intihar etmiş olacaksın. Ya elinde senin güzel bir faktör varken, yani ikinci forvet oynatma faktörü varken hediye kanat oynatacaksın. O yüzden bize bir kanat lazım. Kimi alacak? Eden Hazard. Eden Hazard'ı da nasıl alacaksın? Mecbursun. Kiralama haberine mecbursun. Kiraladın demediğin müddetçe diyecekler işte, nasıl alır Fenerbahçe. Arkadaşlar bu haberleri ben sordum, soruşturdum. Evet, menajeri önermiş. Kesinlikle önermiş. Bedelsiz kiralama demiş. Maaşının bir kısmını ödeyin demiş. Bir kısmı dediğim 6 milyon euro ya. Çok bir şey değil. Hocam adam zaten o kadar alıyor. Araştırın bakalım ne kadar alıyormuş. Fenerbahçe Galatasaray'a kaybetti ya. Artık sürekli bunlar. Bak, Batshuayi faktörü yazmış haberde. Diyorum ya, hani milli takımdan arkadaşlık kesin ikna eder falan filan. Ya Batshuayi'ye şuna buna da gerek yok. Yani Fenerbahçe uygun bir şeye, ücrete kiralarsa sezon sonunda da bonservisini alabilirmiş. Öyle yazıyor haberde. Premier Lig'den sürpriz talip. Arsenal Eden Hazard için devredeymiş. Şimdi bütün duyumları, bütün transferi, bütün söylentiyi bitiren haber. Ben bu saatten sonrasında okumuyorum. MLS'den de talibi varmış. Zaten bugüne kadar yalanlamıştım. Ama gördüğünüz üzere Premier Lig'den talibi varmış. Artık şu saatten sonra hiç konuşmuyoruz. Anlaştık mı? Hocam kaleci transferi. Arkadaşlar dün özellikle beklettim bu haberi.
Bakın ben bu haberi 11 Ocak 2023'te saat 15.31'de çekiyorum. Video yoğunluğuna göre sizlerin izlemesine, beğenmesine göre muhtemelen 12 Ocak'a sarkacak. 12 Ocak belki de sabahın ilk videosu olacak. Yani 2 gün boyunca bekledim. Arkadaşlar, Jesus'tan flash istek. Jesus ne kadar da sürekli Altay Bayındır'a destek çıksa da genel performansından memnun değil diye bir haber yapıldı. Kiralık kaleci bakılıyor diye bir haber yapıldı. Hocam sen de işte sosyal medyayı kokladın öyle haber yaptın. Yo, ben hemen Salı günkü çıkan haberlere ilişkin canlı yayın yaptım. O canlı yayında da söyledim. İlk aday Keylor Navas'mış. Yalan. 36 yaşındaki kaleci için girişimler başlatmış. Yalan. Andre Onana transferi sonrası Inter'de eldivenlerini kaybeden Handanovic. Yalan. Everton'da şans bulamayan Asmir Begovic. Yalan. Bunlar adaylarmış. Yalan. Kiralama formülü üstünde durulacakmış falan filan. Şimdi buradan başka bir yere atlamam lazım. Altay'ın yerine Keylor Navas falan filan okların hedefindeymiş. Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi. Yalan. Yani yalan. Fenerbahçe'de kalıcı Altay Bayındır performansı düştü. Taraftarların hedefi oldu. Teknik heyet onu korusa da yönetim yeni transfer şey yeni kontrat pazarlıklarında yüksekten uçan Altay'la köprüleri atma noktasına gelmiş. Altay yüksekten uçuyormuş bak. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Sorun yaşıyor. Ali Koç yola devam edeceklerini umuyor. Yaşanan pazarlık, formalite falan filan, inişler çıkışlar. Altay Bayındır o kadar hayvani bir para istemiş ki görüşmeler tıkanmış, imza parası talep etmiş. Bir şey söyleyeyim mi? Bak. Bu sosyal medyada beni ya da bir başkasını takip ediyorsanız edin. Fark etmez. İstediğiniz kadar kişiyi takip edin. Lütfen insanların döneklik yaptığı anda yüzüne yüzüne vurun. Ben yapıyorsam bana da vurun. Ben şunu söylüyorum. Altay Bayındır'la hiçbir pürüz yok. Sözleşme de uzatılacak. Yazın bunu bir kenara. Yarın bir gün Altay'la sözleşme uzatıldığı zaman bugün bu haberi yapanlar, Altay Bayındır'ı hedef gösterenler, böyle kaleci mi olur lan, bir de utanmadan zam istiyor diyenler var ya, çıkacaklar yüzsüz yüzsüz ahlaksızca terbiyesizce çıkacaklar. Biz demiştik sözleşme uzatılacak diye diyecekler. Bunu yapıyorlar. Arkadaşlar bakın, hafızanızda bunları tutmanızın imkansız olduğunun ben de farkındayım. Hayat meşgaleleri, ne bileyim geçim derdi, çoluk çocuk sıkıntı, arabanın masrafı, şusu busu, işte ne bileyim mobilyalar, evin eksiği gidi, katılıyorum. Ama ne olur yazın. Bak söz uçar yazı kalır. Yazın. Şu Ahmet Ercanlar şu demişti. Serdar Ali Çelikler bu demişti. Şu duyumcu bunu demişti. Bu duyumcu bunu demişti. Bu Dimarya'yı getirmişti. Bu şunu götürmüştü. Bu Samet Akaydın'ın belinde kayma var demişti. Bu şöyle demişti. Hepsini bir not edin. Transfer sezonu bittikten sonra ama kendinize bir söz verin. Deyin ki en fazla sallayanları çıkartacağım. Bakın bakalım kimler sallıyor. İmza parası talebinde bulunmuş. 20 milyon TL Fenerbahçe önermiş. O da 2 milyon euro istemiş. Bak, utanın. Bu tavırlarda Ali Koç'u kızdırmış. Ali Koç demiş ki bırakın sözleşme mözleşme yapmayın demiş. Fenerbahçe ile Gençler Birliği arasında Arda Güler pazarlıklarında da Altay Bayındır'ın geleceği yer bulmuş. Sarı-lacivert 19 yaşındaki potansiyel eldiven Osman Ertuğrul Çetin'i Gençler Birliği istemiş. Altay ayrılacak, bu nedenle veremeyiz demiş Fenerbahçe. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Osman Ertuğrul Çetin'le ilgili de bir şey söylüyorum. Gençler Birliği oynama garantisini verirse ikinci devre kiralayacağız. Hadi. Bak hodri meydan. Haberi baştan sona yalanlıyorum. Fenerbahçe Altay'la yaptığı görüşmeleri askıya almış. Ajans Spor'un haberi külliyen yalan. Altay Bayındır'ın yaptığını söyleyeyim size. Altay seninle sözleşme uzatma konusunda ne zaman görüşelim dedi. Altay Bayındır'ın verdiği cevap şu oldu. Görüşecek bir şeyim yok. Siz bana sözleşmeyi getirin. İmzalayacağım yerleri belirtin. Ben imzalarım dedi. Şimdi bunu diyen adamı hedefe koyuyorlar. Ama hocam Galatasaray maçında yediği gollere bir bak. Muslera işte yemedi, şunu yaptı, bunu yaptı. Muslera'nın kötü dönemi olmadı mı?
Yalam olduğu dönem olmadı mı? Yumurtladığı dönem olmadı mı? Olmadı mı? Olmadıysa olmadı deyin. Yok hocam her zaman süperdi. Muslera'nın kötü maçı olmadı mı? 2-3 maç önce Altay Bayındır neleri kurtardı? Dünyaları kurtardı. Arkadaşlar bakın. Form düşüşü, iniş çıkış yaşıyor derseniz kabulüm. Altına imzamı atarım. Hocam Galatasaray maçında yediği gollerde hatalı. Eh derim yani. Özellikle şu son golde kapattığı köşeden yemesi lakaytlık, laçkalık. Kabul, kabul. Hocam iki tane ofsayttan gol yedi. Lan adı üstünde ofsayttan. Yani işte şunu yaptı, bunu yaptı. Arkadaşlar bu kadar Altay Bayındır'ı hedefe almayın. 24 yaşında kalecimiz var. Transfermarkt değeri yüksek. Sözleşmesini uzatalım. Gidiyorsa gider, kalıyorsa kalır. Ben ona bir şey diyemem. Agustin Rossi. Ya bunu bana sorarken utanmadınız mı? Agustin Rossi geliyormuş. Arkadaşlar birkaç hafta önce hem üyelere hem de abonelere vermişim duyumu. Yani abonelere veriyorum ama genelde üstü kapalı veriyorum. Ama açık açık onlara da açık açık vermişim duyumu. Dedim ki Flamengo Rossi'yi alıyor. Hemen hemen kesin gibi bir şey. Kesinlikle. Hocam müjde verdin Rossi gidiyor demek. Bizdeki Rossi değil dedim. Kaleci Agustin Rossi. Bak bunu göreceksiniz dedim. Flamengo bu çocuğu alacak. Görün bakın diyecekler ki Agustin Rossi işte Flamengo Rossi'yi alıyor şöyle böyle falan filan. Ya ben ne bileyim Fenerbahçe'ye yazacaklarını. Rossi, Agustin Rossi Fener'e diye yazmışlar. Ya benden duyum çalıyorsanız tam çalın. Yarım çaldığınız zaman madara oluyorsunuz. Tamam. Bu konuda da anlaştık. Ben bir şey söyleyeyim size. Ben size bir şey söyleyeyim. Pelkas'a 7,5 milyon euro teklif geldi. Dedim ki satılsın. Bekletmeyin. Saniye bekletmeyin. Arkadaşlar bakın. Bunu söylediğim için utanıyorum ama kendilerine Fenerbahçeli diyen bir grup terörist. Terörist bunlar. Bunlar Fenerbahçe teröristi. Bunlar canlı bomba. Bunlar şeyi Fenerbahçe'nin IŞİD'i bunlar. Bunlar Fenerbahçe'nin şeyi ölü hücreleri. Sıkıntıları bunlar. Fenerbahçe'nin paralel yapılanması bunlar. Ne dediler biliyor musunuz? Pelkas 7,5. Allahsız, kitapsız bu Fenerbahçeli olamaz. En az 20'ye satılır. Lan hangi 20'ye satılır? Süper Lig'de Ferdi Kadıoğlu'nu çıkıyorum. Arda Güler'i çıkıyorum. Hiçbir futbolcu 20 milyon euro etmez. Hiçbir futbolcu 20 milyon euro etmez. Süper Lig'de hiçbir futbolcu 20 milyon euro etmez. Torreira'yı 5-6'ya aldı Galatasaray. Hadi iki katına satsın. Sezon sonunda satsın. Buyursun satsın. Nelson'u bilmem 7'ye mi 8'e mi aldılar. İki katı 16'ya satsınlar hadi. Buyursunlar iki katına bak iki katı 20 de değil. Ben 7,5'a Pelkas satılsın dedim. Vatan haini terörist bunu takip etmeyin bu Fener düşmanı oldu. Mert Hakan Yandaş'a sezon başında 7 milyon euro teklif geldi Rusya'dan. 7 milyon euro. Ali Koç'a yalvardım yani aracılar vasıtasıyla. Ya 7 milyon euro sat. Lan sat. Lan Mert Hakan gibi 70 tane bulurum ben sana. Sat. Mert Hakan bir simgedir. Fenerbahçe neyin simgesi ya? Elinde meşale tutup şey mi heykelini mi dikiyoruz? Neyin simgesi? Yedek kulübesinde sarı kart görerek tarihe geçecek rekor simgesi mi? Neyin simgesi? İddia mı oynadık? Ne yaptık? Bizim bir oyuncumuz hiç sahada yer almadan kulübeden 4 tane sarı kart yiyip cezalı duruma düşecek. Yaz. Milyarda bir ihtimal. Bas 5 milyar dolar falan böyle mi yaptık? Neyin simgesi? Ah satın şimdi. X bir futbolcumuza. 33 yaşında ya da daha yukarısındaki X bir futbolcumuza 7 milyon euro teklif var. Satın. Satın. Fenerbahçe'yi düşünüyorsanız satın. Hocam ya o gol kralı Süper Lig'de önüne kimse yaklaşamıyor. Satın. 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 Sen hainsin. Bunu satılsın diyen Fenerbahçe'yi satsın diyordur. Bunu satan şampiyonluğu satan. Satın. 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 Beklemeyin. Angut değilseniz satın. Gerizekalı değilseniz satın. Hocam Valencia'dan da bahsediyorum. Enner Valencia'dan bahsediyorum. 7 milyon euro teklif var. Satın. 6 ay kalmış sözleşme bitimine. Satın. Kaotik bir ortamdayız. Şu an Galatasaray maçının gerginliği üstümüzde. Allah muhafaza kötü bir sonuçta karşılaşsak futbolcu diyecek ki tamam bu sene de gitti ben sezon sonunda yerimi ayarlayayım da kaçayım diyecek. Satın. 7 milyon euro deli para satın.
Hocam Aboubakar, sen karşısın ya Aboubakar'a. 7 milyon euroya satsak, Aboubakar da desek ki yarım sezon oynarım 1,5 milyon euro alın. Hocam hani karşıydın? Valencia'yı 7'ye satın, alın Aboubakar'ı 1,5'a. Hocam Dembele için 8 istiyorlar demiştin. 2-3 falan versek şimdi alabilir miyiz? Alabiliyorsanız alın. Tutmayın, satın. Ama hocam gol krallığında Valencia 13 golde, Cagne 10 golde, Borini 9 golde, Hacıray 10 golde. Hacıray talak mı? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Alabiliyorsan Aboubakar'ı getir, Valencia'yı 7'ye sat, Borini'yi getir. Hocam ikisi de yaşlı. Lan sana ne yaşlı olmaz? Borini'yi al, Aboubakar'ı al, Valencia'yı sat. Sat. 9 Ocak Valencia bizim için taraftarlarımız şampiyonluk için mücadeleye devam edeceğiz diyor. Hani bizim için Fenerbahçe taraftarımız için bizim için şampiyonluk için mücadeleye devam edeceğiz diyor. Arkadaşlar bakın Fenerbahçe futbolcuları bu şekilde paylaşım yapar ama işler kötüye giderse sıkıntı. Cruz Arul Valencia'nın durumunu izliyor. Şey değil. Müslüman Yarımadası'ndan, Arap Yarımadası'ndan bir takım 7 milyon euro teklif yapan. Satın. Satın. Valencia'yı satmayan Fenerbahçe'yi satar. Ben size söyleyeyim. Bak 7'ye Valencia'yı sat. Aboubakar'ı bedava getirebileceğini söylüyorum menajeri. Getir bedava. Para harcamadın. Oosterwolde. Sol bek. Fenerbahçe sol bek arıyor. Alioski olmadı. Alioski'nin hareketleri pek yerinde değil. Jesus memnun kalmadı. Ferdi Kadıoğlu'nu solda deniyor. Bu sefer sağ taraf çöküyor. Ara ara Lincoln'lu deniyor. Lincoln papatya falı gibi bir maç iyi, bir maç kötü. İki tane aday varmış. Rubens, Antonio Diaz geçin onu. Jadon Osterwolde. Arkadaşlar bak 7 milyon euro. Osterwolde'ye 5 teklif ettik. Adamlar ilk başta nau nau dedi ama sonradan yanaşır gibi oldular. Allah aşkına bak. Allah aşkına. Valencia'yı 7'ye sat. Aboubakar'ı bedava kap. Osterwolde'yi 5'e 6'ya 7'ye kap. Getir. Bak kap getir. Hatta Borini'yi de 2 milyon euroya al. 5'e de Osterwolde'yi al. Yani şeyi gönder. Valencia'yı gönder. Osterwolde'yi, Aboubakar'ı Borini'yi al getir. Alioski'nin de sözleşmesini feshet. Hocam yine bir açıktayız. Gustavo Henrique'yi de gönder gitsin. Al sana dörtlü savunma. Al sana müthiş transferler. Eden Hazard mazat falan beklemeyin. Al sana müthiş transferler. Solo Osterwolde'yle kapat. Yedeğini Lincoln yap. Tehlike anında camı kırınız Ferdi Kadıoğlu bitti. Sağ tarafı Ferdi yap, yedeğini o sahayı yap, bitti. Stoper ikilisi Salah'ı, Perez, Samet Akaydın, Serdar Aziz. 4 stoperden iki tanesi Türk olduğu için biriniz ikisini sağa alıştırırsan kaleci ve stoperin de Türk kuralına uyuyor. Ferdi de sağda Türk kuralına uyuyor. O daya gitsin yabancılara. Yırttım. Yırttım, bitti. Murat Aşık, Jesus skorer kanat istiyor. Yönetim santrafor alalım demiş diyor. Yalan. Bu doğru değil arkadaşlar. Bak bu da yönetime karşı milleti kışkırtmadır. Tahriktir. Yapmayın, etmeyin. Ali Koç kafasına göre transfer yapmıyor. Ya Gustavo Henrique diyor adam. Gustavo Henrique alıyor kafasına yatmasa bile. Ya bu Ali Koç'u yıpratmaktır. Etmeyin, eylemeyin ya. Ha hocam sen de amma Ali Koç yalayıcısı çıktın. Ali Koç savun. Lan oğlum Allah aşkına biraz mantıklı düşünün. Azıcık mantıklı düşünün. Dünyanın saygı teknik direktörlerinden birini getirmiş. Kimi istiyorsa almış. Nino ile anlaşmışız. Adam Gustavo Henrique demiş. Gustavo Henrique almış. Bana kalsa ben de Nino'yu alırım. Size kalsa siz de alırsınız. Bekao'yu transfer etmek üzere adam Luan Perez diyor. Gidip Luan Perez alıyorsun. Bana kalsa ben Luan Perez almam. Bekao'yu alırım. Siz de Bekao'yu alırsınız. Adam Jesus ne derse o diyor. Buruma. Lan ölmüş bitmiş etmeyelim. Adam al diyor. Alıyor. Burada bir sıkıntı var mı? Yok. Teknik direktörü getirmiş. İstediğini almış. Şartımız bu. Ekonomik durum bu. İstersen şunu satalım, bunu satalım. Yok demiş satmayın. Zaitse 6,5 teklif gelmiş. Sattırmamış. Şimdi kim suçlu? Hocam sen Ali Koç'tan para almışsın. Yeni arabanı kesin Ali Koç'un verdiği parayla aldın. Allah da size akıl fikir versin. Felipe Luis 34 yaşında. O da önerildi. Ama biz Osterwolde'yi alacağız gibi gözüküyor. Ben şunu söyleyeyim. Jesus hem Osterwolde'ye sıcak hem Felipe Luis'e sıcak hem Marcelo'nun teklifini sordurdun hem Alexandro'yu sordurdun. Sordurmak ayrı ama
Şu an Oosterwolde'ye aşırı yoğunlaşmış durumdayız. Adamlar 10 milyon euro istiyordu. Biz 5 verdik. Başka veremeyiz dedik. Onu da hani sonraki satıştan pay maddesiyle 5 verdik. Yok demişlerdi ama iş giderek artıya doğru gidiyor. Parma da bizden Rossi'yi istiyor. Kafa kafaya takas diyor. Kesinlikle kafa kafaya takas makas olmaz. Biz Rossi'yi bir takıma iteleyebilirsek. Peki başka bir şey sorayım. Rossi'yi 12 milyon euroya bir takıma iteledin. İşi sattın. 7'ye de Valencia'yı sattın. 19 milyon euro. Aboubakar'ı çektin. Oosterwolde'yi çektin. Sol kanada da Borini'yi çektin. Ya da Hazard'ı kiralık getirdin. Eden Hazard'ı. Böyle bir ihtimal diyelim. Ve kasanda da bir sürü para kaldı. Kâr mı elde etmiş oluruz, zarar mı? Hocam Oosterwolde genç. Aboubakar çok genç değil ama olur. Valencia'yı gönderdim. Batshuayi, Aboubakar, King, Serdar Dursun, Pedro. Bence mantıklı diyeceksiniz, değil mi? Ben şunu söyleyeyim. Oosterwolde ile Lazio'da, Torino'da ilgileniyor. Doğru. Ama futbolcunun gönlü Fenerbahçe'den yana. Çünkü Fenerbahçe'ye gelirse oynama garantisi var bir nevi. Ben şunu söyleyeyim. Her an her türlü şeye hazır olun. Gerek gidene hazır olun, gerek gelene hazır olun. Her an kap açıklaması gelebilir. Benden bu kadar. Gerisini size bırakıyorum. Gerek beğenilere, gerek yoruma, gerek aboneliğe. Gerisini size bırakıyorum. Görüşmek üzere dostlar.